Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine güzel bir video ile birlikte karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar, son videolarda sürekli yorumların altına gelen soruları cevaplayarak video konuları seçiyorum. En son yaptığım videonun altına da gelen bir yorumdan bahsedeceğim. Demiş ki, abi Almanya'daki iş hayatını, iş ortamını anlatır mısın? Hakları falan, bunları anlatır mısın? Ya ben de uzun zamandır zaten bu konuyla ilgili bir video çekmek istiyorum. Daha önce de Almanya'daki iş ortamıyla ilgili biraz bir şeyler konuştum ama derli toplu ilk kez konuşmayı düşünüyorum. Aslında bunu biraz da şöyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Almanya'daki iş ortamına direkt değil de Türkiye ile kıyaslayarak anlatırsam daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle ben Almanya'ya gelmeden 2 sene öncesinden turizmi bırakıp sadece bu şeyle fabrikalarda kaynakçı olarak çalıştım. Yani demirci olarak çalıştım ki Almanya'ya geldiğimde de bir geçerli mesleğim olsun. Aksi takdirde burada turizmci olarak çalışamazdım. Yani bunu bir planlama süreci sonrası kaynakçı oldum. Şimdi arkadaşlar, son 2 sene Bursa'da çalıştım. Ben ki Bursa biliyorsunuz Türkiye'nin büyük şehirlerinden bir tanesi. İlk 4'e giriyor. Peki neden Türkiye'deki iş yerleriyle Almanya'yı kıyaslayarak anlatmam daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de özellikle uluslararası bir şirkette çalışmıyorsan, yani Türkiye'deki Bosch'ta, Mercedes'te, Tofaş'ta çalışmıyorsan, Türk firmalarında çalışıyorsan gerçekten mavi yakalıları özellikle büyük mobbingler yapıyorlar arkadaşlar. Yani hakkımızı falan yani vermedikleri oluyor. Tamam, o aynı mesele de üstüne üstlük yani neredeyse çalışana, zanaat sahibi insana, meslek sahibi insana, bir ustaya resmen köpek çekiyorlar. Bakın, bu videoda bazı isimler de vereceğim. Bazı firmaların ismini de vereceğim. Hatta bir tanesinden başlayayım. Sevdan Plastik. Hani inşaat bilmem demir falan diye gidiyor da Sevdan ismi. Bursa'da organize sanayisinde bir firma. Gidip çalışmayın arkadaşlar orada. 2 ay çalıştım zaten ben. Biraz da hani kaynakçılığı iyi geliştireyim diye girdim oraya. Abi niye? Ben girdiğimde oraya, ben bir kere turizmde çalışmış bir insanım ya. Birazdan narin, yani en azından insanlık görmüş bir insanım. Avrupalılarla çalışmış insanım. Abi girdim oraya. Abicim bir tuvalet var. Yani ilk gün çalıştım, tuvalete gitmek istiyorum. Dedim tuvalet nerede? Git de şurada. Allah belamı versin, bir tuvalet var. Ben tuvalete girdim, çıktım. Hani işimi yapmadım. Dedim ki benim bokum bu tuvaletten daha değerli dedim. Kesinlikle ben bokumu bu tuvalete koymam. Sonra arkadaşlar, aslında Almanya'da olmayıp da Türkiye'de olan en büyük haksızlıklardan bir tanesi de ne biliyor musunuz? Mavi yakalı, beyaz yakalı ayrımcılığı. Bu beyaz yakalı bazı insanlar kendilerini çok bir şey zannediyorlar. Vay be, biz ne olduk? İşte Almanya'da olmayan olaylardan en büyüğü de o. Mavi yakalıya şöyle tuvalet, beyaz yakalıya böyle tuvalet. Mavi yakalıya böyle yemekhane, beyaz yakalıya böyle yemekhane diye. Abi öyle bir ayrımcılık yapıyorlar ki resmen köpek çekiyorlar ya. Harbi diyorum, bakın bakın, birçok insan beni şu an çok iyi anlıyor. Abi çok haklısın diyenleriniz çok, yani duyuyorum buradan. Sizi duyuyorum arkadaşlar. Sevdan Plastik'te dedim o tuvalete girmedim ben. 2 ay çalıştım zaten orada. Böyle üst katta tuvalet var bir tane daha, biliyorum oraya, görmüştüm. Çünkü iş görüşmesinde ilk orada hani gördüm, orada WC yazıyordu. Orası daha lüks bir güzel bir yerdi. Çünkü orada böyle mühendisler falan çalışıyor. Beyaz yakalılar falan çalışıyor. Gittim oraya, girdim tuvalete. Ben giderken de öteki yine kaynakçı arkadaşlar, bizim tuvaletimiz orada değil. Gitme diyor, tamam mı lan? Ya, bırak ya, sana mı soracağım amına koyayım nereye sıçacağımı? Nereye sıçacak bu insanlar ya? Nereye sıçacak lan? Hatırladınız mı bu kralı? Nereye sıçacaklar reis? Neyse, ben bir hafta iki hafta oraya gidiyorum tuvalete. Bir gün tuvaletten çıktım. Kadınlar tuvaletinden de bir tane muhasebeci parçası çıktı. Böyle aşağılıyorum çünkü o abla biraz aşağılıktı abla, tamam mı? Yalnız dedi, sizin tuvaletiniz altta. Bak ya, kadına bakar mısın? Kadınlar tuvaletine bile girmiyorum. Erkekler tuvaletine gidiyorum. Ya beni layık bile görmüyor o tuvalete, tamam mı? Yani diyor ki sen aşağı git diyor. Erkekler tuvaletine giriyorsun ama sen kim köpek? Ya oğlum bak, işte Almanya'da olmayan olaylardan en büyüğü bu arkadaşlar. Mavi yaka, beyaz yaka. Yok ben işte masa başı iş çalışıyorum, ben doktorum, sen kaynakçısın, sen çöpçüsün. Yok işte bunlar yok arkadaşlar. Bu sosyal kayganlık, sosyal iletkenlik Almanya'da çok iyi. Harbi diyorum. Sen bir tane doktorun gördün mü gidip bir tane inşaatçıyla evlendiğini? Bir öğretmenin gidip bir çöpçüyle evlendiğini gördün mü? Görmezsin abi ya. Bu Almanya'da, Türkiye'de işte zaten. O yüzden anneler, babalar ne olursa olsun oğlum üniversite okusun, ne olursa olsun kızım üniversite okusun. Çünkü
Türkiye'den üniversite okuduğunda böyle şey oluyorsun ya, böyle acayip bir şey oluyorsun. Kendini vay be ben ne oldum zannediyorsun. Abi neyse ben dedim ki ya hani sizi ne ilgilendiriyor ki ben bu tarafa, yani ben size göre söylüyorum, idare duyarsa kızar size. Bak bir de hani şey de anne beni düşünüyormuş orospu. Kodum kevaşesi. Dedim ya tamam sizi ilgilendirmez. Beni düşünmenizi sizi ilgilendirmez. Ben dedim oraya sıçmam dedim. Öyle böyle sıçmam da dedim. Yani şey yaptı. İşte mavi yakalı yine ağzı bozuk konuşuyor falan diye. Halbuki ben orada mahsus ağzımı bozdum. Yani ben oraya sıçmam dedim ki bilsinler. Neyse ben bu işi biraz da tartışmalara götürdüm. Artık bana böyle karışmaya başladılar falan. Ve ben de şey ya rahatım. Ben zaten Almanya'ya gideceğim. De bunlara niye minnet keseyim? Abicim başka yine olay oldu. Çünkü belirli bir süre sonra baktılar lan deli bununla uğraşılmaz. Ya bırak sıçsınlar dedi. Ama öteki mavi yakalıların hepsi yine o iğrenç pislik yere gittiler. Tuvaletini yaptılar. Sıçmak diyorum sürekli de ya. Umarım kahvaltı falan yaparken dinlemiyorsunuz beni. Dinliyorsanız özür diliyorum şimdiden. Arge bölümüne beni gönderdiler kaynakçı olarak. Ustabaşı ve ne dedi sen Arge bölümüne git orada çalış dedi. Orada çalışmamın nedeni de arkadaşlar başka kaynakçılar orada çalışmak istemiyor. Mühendislerle birlikte. Mühendisler falan işte kendi aralarında muhabbet ediyor. Bizim kaynakçıları böyle çok tınlamıyor falan. İşte seninle mi konuşacağız, seninle mi muhatap olacağız diye. Ustabaşı dedi ki sen dedi yabancı dil, mabancı dil de biliyorsun. Turizmde falan çalışıyorsun. Konuşman da görece daha iyi bizden. Sen bunlarla iyi uğraşırsın dedi. Git dedi sen orada çalış dedi. Neyse ben de gittim oraya. Abi bak hani kardeşim ben şeyden Türkiye'de artık müdürden, genel müdürden, ne bileyim ustabaşından falan yediğimiz fırçalar falan fırça atıyordu lan kocaman insana fırça atıyor lan ya. Olur mu lan öyle şey? Fırça nedir kardeşim ya? Palakaya yatırsanız bari. Falakadır değil mi onun gerçeği? Palaka mıdır falaka mıdır? Harbiden bilmiyorum bari. Şu an rastgele konuştum. Çaycı sana ayar vermeye çalışıyor ya. Ya resmen şey gibi hastaneye gidersin de oraları temizleyen işçi fırça atar ya sana. Girme buraya! Çık! Bakma oraya! Dokunma oraya! Böyle hani şey yapar ya. Hastaneye gitmişsin devlet hastanesine. Çöpçü, oradaki temizlikçi, oradaki güvenlik. Ya ben patronum kardeşim. Ben sigorta, yani ben sigorta primini ödeyen insanım. Ben müşteriyim lan, veli nimetim. Sen çalışansın. Ya nazik olsana, kibar olsana. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey? Çöpçü sana ayar çeker ya orada. Ben de şeye gittim. Bu beyaz yakalılarla çalışıyorum artık. Mühendislerle Arge bölümünde çalışıyorum. Onlar işte bir şey geliştirirken şunu kaynat, bunu kaynat diyor. Ben de kaynatıyorum. Ama onlarla da acayip dalga geçiyordum ha. Çünkü adam Arge bölümü, Arge nedir? Yeni bir şey bulan demek değil mi? Adamlar paso Çin'den mal alıp kopyasını yapıyorlar. Onu düşün. Çin gibi kopya cenneti bir ülkenin mallarını alıp kopyasını yapıyorduk ya. Abi harbiden inanamazsınız ya oğlum. Oradaki mühendislerle muazzam diyorum, mühendis sorunlara çözüm bulan insandır. Bulunmuş çözümleri uygulayan insana tekniker denir. Siz teknikersiniz, siz mühendis değilsiniz. Ya mühendis bildiğimiz bir çözüm bulur ya. Yeni bir çözüm bulur. Ya bir sorun vardır tamam mı? O soruna çözüm bulursunuz. Siz bulunmuş çözümleri kopyalayan insanlar, siz mühendis falan değilsiniz. Sakın kendiniz mühendis olarak nitelendirmeye falan diyordum. Dalga geçiyordum. Öyle aramız güzel olmuştu, muhabbetimiz falan. Abi çaycı kahve getiriyor. Mavi yakalılara kahve falan yok. Çaycı kahve getiriyor. Biliyor ben de oradayım. Abi şu harekete bakar mısınız ya? 7-8 tane mühendis var, bir tane kaynakçı var. 7 tane kahve getiriyor, bana kahve getirmiyor. Ya oğlum orospu çocuğu muyum ben? Ya oğlum çıldıracağım ya. ya aslında arkadaşın sorusuna tersten cevap veriyorum şu an. Almanya'daki iş hayatını anlat dedim de ben Türkiye'deki iş hayatını anlatarak Almanya'yı belki başka bir videoda anlatırım arkadaşlar. Abi inanamıyorsun ya harbiden. Ya ulan bakıyorsun böyle saat 4 olmuş. Herkes kahvesini aldı. Ben de şey diyorum. Lan bak bu ne de? Ben de piç miyim kardeşim? Ya ben ne yaptın sana? Niye bana bir kahve getirmiyorsun? Böyle bir iki tartıştım da adamla abi. Bana niye kahve getirmiyorsun? Bunları getiriyorsun. Ya biz mavi yakalılara vermiyoruz çay dedi. Ya tamam da ya ben altta çalışıyor olsam, aşağıda çalışıyor olsam hadi görmeyeceğim. Lan gönül de istiyor kardeşim. Yani 7 tane çay kahve getirmişsin. Bir tane daha fazladan yapmak çok mu zor? Yani bunun illaki bunun kavgasını mı vereyim? Abi bak şu an bak şu an sinirden öleceksiniz. Birkaç kişi ölecek eminim. Kahve getirdi. Kafamı şu an şeye vuracağım. Kahve getirdi ağalar. Fincanda kahve getirdi herkes. Herkes kahve içecek falan. Bana bildiğimiz karton bardakta kahve getirdi.
Yani ya abi bir de ben o şeyi kahvehaneyi de biliyorum, tamam mı? Orada bir sürü fincan falan var. Yani layık görmüyor beni. Tamam, harbiden layık görmüyor. Kaynakçıya da kahve servisi mi yapacağım ya? Kim köpek? Ben bazen diyorum ya arkadaşlar, gelin Almanya'dan onurlu bir insan nasıl yaşarmış deneyimleyin. Ya bunu her yerde görüyorsunuz arkadaşlar, iş yerinde değil. Mola saatinde görüyorsun. Başka insanların sana karşı davranışlarında görüyorsun. Devlet dairesinde memurun yanına gittiğin zaman görüyorsun. Geliyor seni böyle kapıdan alıyor, ofisine götürüyor, orada anlatıyor, güzelce anlatıyor. İşimiz bitince bir daha ofiste, ya bildiğimiz devlet dairesinde böyle karşılanıyorsun. Vallahi böyle karşılandım. Yani AOK'ya gittim, bekleme salonu var, randevum var. Geliyor böyle memurum. Alıyor böyle, işte her Osman diyor, sıra sizin diyor. Beraber gidiyoruz ofise, işimizi görüyoruz. Ondan sonra seni kapıya kadar geçiyor. Kapıya kadar değil, bekleme salonuna kadar getiriyor. Abi diyorum, ne oluyor lan diyorum. Hastaneye gidiyorum, doktorun tavrı, doktorun yaklaşımı, doktor ne yapacağını bana böyle var ya, harf harf anlatıyor böyle. Bak ulan ben diyorum, hani ben, Türkiye'de eminim tıp fakültesinde bile profesör asistantına bu kadar anlatmıyordur ha. Şöyle olacak da böyle olacak. Anlatmıyordur. Abi buradaki doktor bana böyle harf harf anlatıyor. Şöyle olacak, bu ilacı vereceğim. Şöyle olacak, bu şu ameliyat yapılacak. Ne anlatıyorsun bana? Ne anlatıyorsun abi? Ben sanki anlıyormuşum gibi. Ne anlatıyorsun bana? De ki işte böyle oldu, ameliyat olması gerekiyor. Şu tarihte gel ameliyat edeceğim. Biz böyle alışmışız. Neyse arkadaşlar, şunu hatırlattığım için gerçekten biraz ağır ediyorum. Ama hatırlatınca da bir sürü like alıyorum. Like alınca da bir sürü video izleniyor. Gerçekten çok şey faydası olduğu için hatırlatıyorum. Bir like'a basıp da kanala da abone olursanız beni ziyadesiyle memnun etmiş olursunuz. Söz Almanya'daki iş hayatını da anlatacağım. Ortamı anlatacağım, sistemi anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Salla glaza.